Dünya müziğinin birbirinden renkli müzisyenlerine ağırladığımız Sesler Alemi programından herkese merhabalar. Bugün yine ailecek buradayız. Eşim Damla Anar ve kardeşim Selahattin Anar burada. İlk parçamız kendi bestemiz. İsmi Siyah Gül. Siyah Gül'ün bir hikayesi var. Kara Gül de deniliyor. Halfetliyiz. Halfeti'de doğup büyüdük. Biz de dedemizden ya da işte söylen rivayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla Siyah Gül'ün hikayesini anlatmaya çalışacağım çok kısaca. Halfeti'de bir inşaatta diyeyim, günümüz diliyle anlatayım. Ustasının yanında çalışan bir çırak Ermeni bir kıza aşık olur. Tabii ki biri Müslüman, biri Hristiyan olduğu için ikisinin de ailesi birbiriyle evlendirmezler. Ermeni kız bahçesinde hep böyle birbirinden farklı çeşit çiçekler, güller yetiştirilmiş Halfeti'de. Öyle tanınırmış. Birbirlerine kavuşamayınca sonu ölümle biten bir hikaye olmuş. Fırat'ın ortasında ayaklarına taş bağlayarak, birbirlerinin ellerinden tutarak kendilerini suya bırakmışlar. O günden itibaren Halfeti'de Ermeni kızın bahçesindeki bütün güller siyah açmaya başlamış. Bu bir mitolojik hikaye gibi de algılayabilirsiniz ama siyah gül gerçekten dünyada sadece Halfeti'de yetişen bir gül. Zaten insanlar onu görmeye de geliyor. Yani başka bir yere alıp yetiştirmeye çalıştığınız zaman kırmızı açıyor. Sadece Halfeti toprağında siyah açıyor. Bilmeyenler için anlatıyoruz. İlk eserimizde ben bu hikayeden bu mitolojik ya da işte ne bileyim rivayet mi denir Damla? Büyüklerimden Halfeti'de duyduğum bu hikayeden etkilenerek yaptığım besteyi sizlere icra ettim. Şimdi ikinci eserimize geçeceğiz. İkinci eserimiz de Hazreti Mevlana'nın bir şiiri. Farsça bir şiir. Bu şiiri Şems-i Tebrizi için. Zaten sonunda da Şems-i Tebrizi mahlası var. Şems-i Tebrizi şiir yazmamış. Şems-i Tebrizi mahlasını da Hazreti Mevlana kullanmış. Onu icra edeceğiz. Hep birlikte baz amedem diyelim. Yani işte geldim, geri döndüm diye de çevriliyor. Çalalım birlikte. Şadam edem, şadam edem.
Ez cümle azata medem, şada medem, şada medem. Ez cümle azata medem, kendin hesaran sal şu. Şemsi Tebrizi nezer der kulli alem keykuni, kender diya fena fena canu dilef karameden, kender diya fena fena Bu bestede biraz neşve havası var. Çünkü şöyle yazıldığı söyleniyor. Şems-i Tebrizi ilk kez Konya'dan gidince oğlu Sultan Mehmet Halep'ten Şems-i Tebrizi'yi Konya'ya getiriyor. Ve Konya'nın girişinde Hazreti Mevlana bu şiiri yazıyor. İşte bazıları işte geldim, bazıları geri döndüm diye çeviriyor. Şimdi sırada bizim hemen hemen bütün konserlerimizde icra ettiğimiz bir Bektaşi nefesi var. Her konserde bir Bektaşi nefesi söylemeye özen gösteriyoruz. 10 yıldır söylediğimiz bir deyiş bu. Santure uyarladık. Onu icra etmeye çalışacağız. Hep birlikte onu çalalım. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var gitmem haber getir pirimden. Kukla Şahı Hamdullah'ı görürsen, var gitmem haber getir. Thank you.
gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım da Ali'nin bahçesinden. Ah gülüm.
Bir önceki, yani önceki bölümlerin birisinde Yunus Emre bestelerini, Yunus Emre ilahilerini icra ettik. Bu sene UNESCO hem Yunus Emre yılı hem Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti. Bu vesileyle bir Bektaş nefesi de söylemiş olduk. Seda Seyrek önceki konuklarımızdan sadece Bektaş nefesleri de söylemişti bize. Ayrıca izlemek isteyenlere buradan bir bilgi veriyorum. Şimdi Selahattin'le İstanbul'da Beykoz'da sokakta çalarken doğaçlama yaptığımız bir bestemizi çalacağız. Blues ritmiyle yaptığımız bir beste. Adını da Beykoz Blues koyduk. Hep birlikte, yani bu parçada Damla'yı dinlendirelim. Hep birlikte demeyelim. Selo ile birlikte çalalım. Sokakta yaptığımız bir besteyi televizyonda çalmak ayrı bir güzellik oluyor. Selo. Şimdi geldik programımızın sonuna. Son eserimizi icra edeceğiz. Son eserimiz bizim jenerik müziğinde de çok kısa bir bölümü kullanılan bir bestemiz. Halfeti'li olduğumuz için Halfeti ismini verdik. Uluslararası bir beste yarışmasında, yani 4000 kişinin katıldığı beste ve performans
yarışmasında birinci olduğumuz bir beste. Sonrasında Selahattin bize Erbani ile bir solo atacak. Tabii ortalarda Damla da bize eşlik edecek. Onu icra edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan buluşmak üzere. Müzikle, muhabbetle kalın.